Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, Gary Small, Gigi Worgan. Gerçek hikayeler kurgudan çok daha tuhaftır. Doktor Gary Small bunu gayet iyi biliyor. Psikiyatriyle ve insan beyni üzerine çığır açıcı araştırmalarla geçen 30 yıl içinde Doktor Small pek çok şey görmüş. Artık ofisinin kapılarını açmaya ve kariyerinin en gizemli, ilginç ve tuhaf hastalarını anlatmaya hazır. Bir psikiyatristin gizli defteri, doktorun en şaşırtıcı vakalarının etkileyici kayıtlarından oluşuyor. Bu kitap, bir psikiyatristin zihnine ve onun giderek gelişen mesleki yaşamına yapılan aydınlatıcı bir yolculuk. Kitabı okurken kendinizi bizi insan yapan şaşırtıcı tuhaflıklar üzerine düşünürken bulacaksınız. Sıkça komik, kimi zaman trajik ve daima etkileyici Dr. Small. Sizleri kariyeri boyunca Boston'un kalabalık acil servis koridorlarından başlayıp, ülke elitlerinin multimilyon dolarlık kayak localarına dek uzanan bir geziye çıkarıyor. Bu gezi sırasında birbirinden tuhaf gerçek karakterleri anlatırken, histerik körlükle, penisinin küçüklüğüne inanan bir adamla, gizli sürdürülen çifte hayatlarla ve ürkütücü derecede psikopatik romantik arzularla baş ediyor. Akıl hocası hastası olduğunda ise kariyeri ve kişisel hayatı tam bir döngüyü tamamlayarak Small'un kimsenin zihinsel araştırmanın ötesinde olmadığını anımsamasını sağlıyor. Kendisinin bile. 1. Bölüm Seksi Bakış 1979 Kışı. Boston'un en hareketli psikiyatri kliniğinin, kısaca APES, maymunlar adını verdiğimiz akut psikiyatri servisi bekleme salonunda kalabalığı güçlükle yararak ilerledim. Bu servis, önde gelen üniversite hastanelerinden Harvard Tıp Fakültesi'nin acil servisine giden koridorun hemen aşağısındaydı. Psikiyatri bölümünün genç asistan doktorlarından oluşan grubumuzun servise APES adını vermesinin nedeni, servisin ormanı andıran atmosferiydi. Bin bir sorunlu insan kendi isteğiyle ya da polisin ve acil servis çalışanlarının yardımıyla Betivi'ye buraya gelirdi. Ben o sırada 27 yaşındaydım. Tıp fakültesini ve bir yıllık dahiliye stajımı bitirmiş, doğduğum yer Los Angeles'tan ayrılarak Boston'a gelmiştim. Gelmeden 6 ay önce arabamı ve sahip olduğum her şeyi satmış, elimde 3 koli, sırtımda çantamla soluğu Cambridge'deki tek odalı, bomboş dairemde almıştım. Taşınma ve yeni bir eğitim programına başlama konusunda tedirgin ama psikiyatri kariyerime başlayacağım için de heyecanlıydım. Her ne kadar bir Pi Beta Kappa olsam ve okulu onur derecesiyle bitirsem de Harvard'a gideceğime inanmakta zorlanıyordum. Gerçi içten içe beni alıyorsa ne kadar iyi bir okul olabilir ki diye düşünmüyor da değildim. Tıklım tıkış bekleme salonunda bilekleri kanlı sargı beziyle sarılı ve iki acil servis elemanının eşlik ettiği bir kadına çarpmamaya son anda başararak ilerlemeye çalıştım. Nihayet kahve odasına vardım. Burada birkaç psikiyatri çalışanı hasta bakmaya ara vermiş dinleniyordu. Bu hararetli ortamın içine fırlatılmış olmak neredeyse aramızda ani bir bağ oluşturmuştu. Şartlarla başa çıkma mekanizmamın başındaysa mizah geliyordu. Birbirimizi hem şaşırtmak hem de zekamızla etkilemek için durmadan şakalar yapıyor, korkunç bir takım hasta hikayeleri anlatıyorduk. Psikiyatri ihtisasında ilk yılında acil servis ve yatarak tedavi birimlerinde rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tıbbi amaçlı bu eğitim, tecrübelerine ek olarak en az 3 tane uzun süreli ayakta tedavi gören psikiyatri vakası almamız bekleniyordu. Böylece sonunda kitapların arasından sıyrılıp klinik tecrübe girdabının içine atlamıştım. Bir yandan da çok sayıda gerçek insanla ve onların son derece gerçek acılarıyla ilgileniyordum. Tüm bunlar bana boğucu, ürkütücü ve çoğu zaman da heyecan verici geliyordu. İşin yoğunluğu karşısında enerjiyle dolsam da genelde aşırı yorgun düşüyor, ancak iş bittiğinde rahat bir nefes alıyordum. Günlerden cumartesiydi. Sabah istediğim kadar uyuyabilecektim ama yüzüme vuran güneş ışığı beni erkenden uyandırdı. Dairemi henüz perde taktırmamıştım. Kız arkadaşım Susan uyuyordu.
ısınmak için ona sokuldum. Zayıf gün ışığı odayı ısıtmada pek etkili değildi. Boston doğa ocak hiç de gözde aylarımdan biri değildi. Susan yanımda olmasa o sırada çoktan elektrikli ısıtıcıma yanaşmış, lastik adam Mikael'in misali kocaman parkam ve yün beremle Jung ve Freud okuyor olurdum. Onun yerine battaniyeyi kafama çektim ve kendimi Ocak ayında havanın 30 derece olmasını nedense herkesin hala şaşkınlıkla karşıladığı Los Angeles'ta hayal ettim. Oturduğum dairenin bina görevlisini kaloriferi yakması için defalarca aramanın işe yaramadığını bildiğim için yerimden kımıldamadım. Ta ki Cambridge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hemşirelik yapan Susan uyanıp sabah vardiyası olduğunu, gitmesi gerektiğini söyleyene kadar. Hafta sonları bazen ev hasreti çekiyordum. O günde oturup çalışmaya başlamak yerine dışarı çıkıp yakınlardaki kafeden kahve ve çörek almaya karar verdim. Hem orada Mike Pierce'e rastlayabilirdim. Mike, bir önceki yıl ihtisasını tamamladıktan sonra yarı zamanlı özel işinde çalışmaya başlamıştı. Zamanının kalanında ise hastanede uzman doktor olarak çalışıyor, asistan doktorlara gözetmenlik yapıyordu. Mike benden sadece 3 yıl öndeydi ama 10 yıl fazla deneyim ve bilgi sahibi gibiydi. Alaycı espri anlayışıyla bana Amerikalı komedyen George Carlin'i anımsatırdı ve esprilerini bize bir şeyler öğretmek, ortamdan eksik olmayan gerilimle baş etmemizi sağlamak için kullanırdı. Mike evliydi ve 2 küçük çocuğu vardı. Uzman doktor olduğu halde onunla iyi dost olmuştuk. Kendisi cumartesi sabahları genelde Back Bay'deki muayenesinde hasta bakardı. Bu yüzden de arada bir erken saatte buluşup kahve içer, hoş sohbet ederdik. Kafede Mike'a kuyruğa girmiş Boston Cobble spor sayfasını okurken buldum ve hemen araya kaynadım. Cumartesi sabahı ikizleri bırakıp mı geldin? Eminim Janey pek memnun olmuştur. Mike güldü. Anneleriyle baş başa kalabilsinler diye yaptım. İş nasıl gidiyor? Harika. Tabelamı astığım günden beri Doğu yakasının bütün biçare psikopatlarını mıknatıs gibi çekiyorum. 2 ay daha böyle giderse asıl beni Lindemann'a yatıracaklar. Lindemann derken yakındaki psikiyatri hastanesini kastediyordu. Kahve ve çöreklerimizi aldık. Cam kenarında küçük bir masaya geçtik. Sen ne yapıyorsun bugün? Dedi Mike. Okuyacak dünya kadar şeyim var. Lohton, yazılı tüm psikoterapi metinlerini okuma işini bana verdi. Of, gözetmenin Loch Ness canavarı mı yoksa? Mezarlıkta kendine yer ayırmışsındır umarım. Doktor Herman Lohton, bana atanan ilk psikoterapi gözetmeniydi. Kendisi Harvard Psikiyatri Camiası'nda iyi tanınırdı ve birkaç popüler kitabın da editörlüğünü yapmıştı. Doktor Lohton, ayrıca Boston Celtic takımının psikiyatristiydi ve tedavi ettiği insanlar arasında senatörler, Bahamalardan özel uçakla gelen VIP'ler vardı. Yetenekli bir teşhisçi ve terapist olarak isim yapmıştı. İnsanlara başarı öykülerini anlatmadığı zamanlarda özel muayenehanesinde hasta bakardı. Harvard Klinik Profesörlüğü unvanını korumak için de haftada bir gün gönüllü olarak psikiyatri asistan doktorlarına gözetmenlik yapıyordu. Tamam dedim. Biraz gaddar olabilir. Azıcık da narsistliği var. Mike kahkaha attı. Azıcık mı dedin? Adam Celtics'in 1976 şampiyonasında Sons'u yenmesinin şahsi sorumlusu olarak kendisini görüyor. Evet, biliyorum. Biraz çatlak gerçekten. Ama bir sürü şey öğreniyorum ondan. Ben sadece dikkatli ol diyorum, dedi Mike. Çok şey biliyor olabilir. Ama bence dünyanın en harika psikoterapi gözetmeni değil. Kahvesinden bir yudum aldı ve başka ne var ne yok dedi. Nasıl gidiyor senin durumlar? Bildiğin gibi işte Mike. Her şey garip. İlginç bazı vakalarım oldu. Ayrıca hastaları dinlemede ve onlarla konuşmada da iyiye gidiyorum. Ama hala bir psikoterapi hastasıyla uzun süreli tedavide çalışmadım. Çalışırsam ne yapacağımı bilecek miyim? Ondan da emin değilim. Nasıl yani? Dedi. Aklım sürekli geriye, tıp fakültesine gidiyor dedim. Gerçek doktor olarak ilk tecrübelerimi düşünüyorum.
Muayene sırasında ya da safra kesesi alırken kendimi hep rol yapıyormuş gibi hissediyordum. Anlıyor musun? Kafamdaki doktor imajına uyan birinin rolünü yapıyordum sanki. Psikoterapinin de bende aynı hissi yaratmasından korkuyorum. Aramıza hoş geldin. Benim kendi muayenehanem var. Hala zaman zaman kendimi numara yapıyormuş gibi hissederim. Ama tecrübe kazandıkça o his azalıyor. Mike kahvesini bitirdikten sonra saatine baktı. Benim kaçmam lazım. 8:30'da çoklu kişilik hastam geliyor. Karşımda kimi bulacağım belli olmaz. Ertesi salı Lofton Psikoterapi Kliniği grup gözetmenliğinde konuşma yapacaktı. Oraya giden ilk kişi bendim ve onu elindeki küçük aynaya bakarak saçını tararken buldum. Niye uğraşıyordu bilmiyorum. Saçı jöleden öyle sertleşmişti ki kıpırdamıyordu bile. Kendimi tutamayıp, ''Bu sabah çok şıksınız Doktor Lofton.'' dedim. ''Hastaların karşısında ne kadar profesyonel görünsen azdır Gary. Onlara saygı duyduğunun göstergesidir bu.'' Ayağındaki siyah cilalı ayakkabıları fark edince, karda giydiğim eski püskü botlarımı gizlemek için pantolonumun paçalarını çekiştirdim. Neyse ki kravat takmıştım. Asistan doktorlar yavaş yavaş konferans odasındaki yerlerini aldılar. Lofton saatine baktı ve konuşmasına başladı. Bugün psikoterapi için mükemmel hasta kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Biz bu hastaya kısaca Yavis diyoruz. Yavis, young, genç, attractive, çekici, verbal, konuşkan, insightful, içgörülü, bilgili ve wealthy, varlıklı sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelir. Tabii oradaki S dolar işaretinin yerine geçer. Lofton eline tebeşir alarak tahtaya dolar işareti çizdi. O ideal hastasını anlatmaya devam ederken ben de onun hayal dünyasında yaşadığını düşünmeye başladım. Çünkü biz asistan doktorlar Yavis'i neredeyse hiç görmüyorduk. Kliniğimizi ziyaret eden sosyopat, uyuşturucu bağımlısı, toplum dışına düşmüş kişileri tedavi etmeye alışkındık biz. Zengin, akıllı insanlar sorunlarını deneyimli özel doktorlarla çözüyordu. Psikiyatri ihtisasının birinci yılındaki doktorlarla indirimli fiyatlar karşılığı değil. Lofton konuşmasının sonunda bize klinikte duvar dibine gizli dosya dolaplarına göz atmamız talimatını verdi. Dosyalarda kliniğe psikoterapik tedavi amacıyla başvuran hastaların kısa değerlendirmeleri vardı. Bizden gerçek terapiye başlayabilmemiz için eğitim amaçlı bir vaka seçmemizi istedi. Konuşma biter bitmez hep birlikte neredeyse birbirimizi ezerek dosya dolaplarına hücum ettik. Yaptığımızın ne kadar saçma olduğunun da farkındaydık. Çünkü zaten her birimiz haftalardır makul bir vaka bulabilmek için o dosyaları karıştırmakla meşguldük. Tipik bir dosyanın içinde sadece hastanın genel bilgileri, yani yaşı, medeni durumu ve başvurma nedeni yazılı olduğu için aslında dosyaları araştırmanın pek bir anlamı yoktu. Bir Yavis'e denk gelip gelmeyeceğimizi anlamamıza yetecek kadar bilgi nadiren dosyada yer alıyordu. Hatta söz konusu bir Yavis'te değerlendirmeyi yapan asistan doktor zaten hastayı kendisine ayırmış oluyordu. İyi psikoterapi hastası bulmanın asıl yolu başkaları tarafından yönlendirilme veya ağızdan ağıza yayılan bilgiydi. Tıpkı harika bir daire bulmakta ya da tanımadığımız bir insanla mükemmel bir randevu yaşamakta olduğu gibi. Ancak ben tüm bunlara rağmen o aşınmış dosyalar arasında gezinmeyi sürdürdüm ve birkaç hafta sonra ilk Yavis'imi bulduğumu düşündüm. Sherry Williams, 30'lu yaşlarında bir ev kadınıydı ve banyoda yaşıyordu. Üniversite bitirmişti. Hiç tutuklanmamış veya psikiyatri koğuşuna yatırılmamıştı. Kliniğe kronik anksiyete şikayetiyle başvurmuştu. Lofton'un onaylayacağını biliyordum. Hastayı aradım ve ilk randevumuzu ayarladım. Birinci yıl psikiyatri asistanları klinikte o gün hangi oda boşsa onu kullanmak zorundaydılar. Bense manzarayı kısmen engelleyen dosya dolabına rağmen dışarıyı gören küçük pencereli bir oda bulmayı başardım. Odada ikide bir dizimi çarptığım küçük bir masa, bir sandalye ve hastalar için de bir kanepe vardı. Dahili hatta olan bir telefon ile bir kutu kağıt mendilde dahil olmak üzere psikoterapi için gerekli temel her şey vardı burada. Sherry Williams ilk görüşmemizde ofisime dar bir kot, spor ayakkabı ve örgülü saçlarla genç kız görünümünde geldi.
kanepeye oturup bacak bacak üstüne attı. Bana baktı ve beklemeye başladı. Besbelli sıra bendeydi. Ben de buzları eritmek için arabayla banyodan kolay gelip gelmediğini sordum. Bu soru onu rahatlattı ve konuşmasını sağladı. Bilirsiniz, şu Bostonlu şoförleri trafik kurallarını isteğe bağlı sanırlar. Ne diyeceğimi bilemeden konuya giriş yaptım. Pekala, bana kendinden bahset Sherry. Üniversitede tanıştığım sevgilimle evliyim. Kocaman elmas yüzüğünü gösterdi. Kendisi hala çok yakışıklıdır. Salonu basamaklı, inanılmaz güzel taraçalı olan yepyeni, muhteşem bir evimiz var. Sonra yine susup bir şeyler söylememi bekledi. Peki dedim kendi kendime. Şimdi gerçek bir terapist ne sorar? O halde nedir seni kliniğe getiren? Sherry bir an için durup bana baktıktan sonra "Kendimi tedirgin hissetmekten bir türlü kurtulamıyorum doktor," dedi. Doktor sözü üstüne kıkırdamamak için zor dayandım. Kendimi rol yapıyormuş gibi hissediyordum. Neyse ki Sherry söze devam etti. "Kocam seyahate gittiğinde bu his daha da kötülüyor ki kocam iş için çok fazla seyahat ediyor. Artık bölge müdürlüğüne terfi etti de bense kendimi o koca evde yapayalnız hissediyorum. Çok sıkıcı bir şey. Bazen sinirlerim öyle geriliyor ki ev işleriyle bile baş edemiyorum. Çamaşırlar birikiyor. Bütün işler kalıyor. Duruma bakılırsa kaygı Sherry de öyle etkindi ki onu evde felç ediyordu. Sezgilerim bana daha ilk seansta zihinsel felçten söz etmemi söyledi. Onun yerine destekleyici olmaya ve Sherry'yi duyguları hakkında daha fazla konuşturmaya çalıştım. Bu kaygı senin için çok zor olmalı, dedim. En anlayışlı sesimle. Öyle gerçekten Doktor Small, sahiden öyle. Sherry bacak bacak üstüne atmaktan vazgeçti ve kanepede baştan çıkarıcı denebilecek bir pozisyonda oturmaya başladı. Her şey için endişeleniyorum. Kocamın işi, ev taksitleri ki bu çok saçma çünkü taksitimizin ne kadar olduğunu bilmiyorum bile. Bütün faturalarla Eddie ilgileniyor. Derin bir iç çekti ve küçük pencerenin önündeki dosya dolabına baktı. Ne düşünüyorsun? Dedim. Kendimi neden mutlu hissedemediğimi anlamıyorum. Arkadaşlarımın hepsi mutlu görünüyor. En büyük ev benim evim. Bütün kız arkadaşlarım Eddie ile evli olduğum için beni kıskanıyor. Ama ben hiç eğlenemiyorum. Neyim var? Depresyonda mıyım acaba? Bunu henüz bilmiyordum. Sadece bana tekrar doktor demediği için memnundum. Lofton'un tavsiyesini dinleyerek evet hayır sorularından kaçındım ve hastayı konuşmaya zorlayacak açık uçlu sorular sormaya devam ettim. Sence neyin var? Bomboş hissediyorum kendimi. İçimde koca bir boşluk var sanki. Buramda. Kollarını göğsüne doladı ve baştan çıkarıcı olduğuna yemin edebileceğim bir hareketle omuzlarını okşadı. Sherry hikayesine devam ederken içime onun bir şeyler sakladığı hissi doğdu. Bana çocuk sahibi olamadığını ve Eddie'nin de kendisinin de bunu dert etmediğini söylemişti. İkisi de çocuklara pek meraklı değildi. Ama bunu söyleyiş tarzı ezber gibiydi. Duymak istediğim yanıtı biliyordu sanki. Bunun üzerine onun acaba gerçekten kendisini daha iyi anlamaya çalışan, kaygılı, sıkkın bir ev kadını mı yoksa bir psikoterapi yazısı okuyup hikayesini prova eden bir sosyopat mı olduğunu düşünmeye başladım. Bana evliliğinden bahseder misin? Dedim. Kocam artık öyle çok çalışıyor ki seks yapamayacak kadar yorgun oluyor. Çok arıyorum biliyor musunuz? Muzip bir tavırla gülümsedi. Benimle flört ediyormuş gibiydi. Ayartmayı seven hastaları yazılarda okumuştum ama öyle birini gerçekten karşımda görmek çok tuhaf ve rahatsızlık vericiydi. Sherry'i akıl karıştıran bir vakaydı. Ama ben yine de olup bitene dair bir fikir edinmiştim. Sherry dış görünüme ve maddiyata odaklanmış gibiydi. Aileden gelen bir serveti olan, bakışları buğulu bir kocası, yeni ve büyük evi, onu kıskanan arkadaşları. Belki de Sherry'de narsistik kişilik bozukluğu vardı. Bu rahatsızlığı olan hastalar altta yatan duygusal bir boşluğu ve güvensizliği doldurabilmek için yüzeysel zevklerin peşinde koşarlar. Tabii Sherry kocasının sıkça tekrarlanan seyahatleri yüzünden depresyonda da olabilirdi.
Flörtçü davranışları belki de dramatik ve duygusal davranışlarla dikkat çekme çabasında olan histriyonik kişiliği de yansıtıyordu. Teşhis koymak ve tedavi stratejisini belirlemek için hasta hakkında daha fazla şey bilmem gerekiyordu. Kibarca sorular sormaya devam ettim ama Sherry ayrıntılardan uzak durarak sık sık yalnız bir ev kadını olarak hissettiği kaygıya döndü. Bir ara, "Biliyorsunuz, psikiyatristim olacaksanız eğer hakkınızda daha çok şey bilmeliyim," dedi meydan okurcasına. "Ne bilmek istiyorsun?" dedim. "Nerelisiniz? Kaç yaşındasınız? Kız arkadaşınız var mı?" diye hızla sıraladı. Hastaların çoğu psikoterapistlerini merak ederler ama Sherry'nin soruları özel hayata ihlal hissi uyandırmıştı bende. Tüm hastalar doktorlarının mesleki özelliklerini, ücretini ve tedavi politikasını bilme hakkına sahiptir. Ancak bu standart bilginin ötesine geçmek hassas bir konu olabilir ve terapi sürecinde engel yaratabilir. Verilecek şahsi bilginin miktarı konusunda psikoterapistlerin hemfikir olduğu söylenemez. Freud, terapistin hasta açısından nüfuz edilemez nitelikte olması gerektiğini düşünürdü. Bu, Freudian yaklaşım, hastayı fantezilerini terapiste yansıtmaya teşvik eder, terapiste hastanın içsel yaşamı için bir tür ayna işlevi görürdü. Oluşan yansıtmalar ya da aktarımlar üzerinden çalışma süreci, hastanın kendisini daha iyi anlamasına yardımcı olur, zihinsel semptomlarını azaltırdı. Bazı klinik tedavi uzmanları daha hümanist bir yaklaşımı onaylar ve nerede yaşadıkları, kaç çocukları olduğu gibi şahsi ek bilgileri vermekten kaçınmazlar. Onlar bu paylaşımları hastayla terapötik ittifakı artırmanın bir yolu olarak görürler. Ama bu hastanın sorunlarına bağlıdır. Terapistin kendisini açması hasta için manevi bir yük olabilir ve hasta terapiste ilgi gösterme, kızma veya onu kıskanma ihtiyacı duyabilir ki bu da iyileşme sürecine ket vurur. Sherry'ye yaşımı ve nereli olduğumu söyleyebilirdim ama kız arkadaşla ilgili sorunun çizgiyi aştığını düşünmüştüm. Sezgilerim bana sorulardan herhangi birini yanıtladığım takdirde onu daha fazla soru sormaya teşvik edeceğimi söyledi. O zaman da işin sonu gelmeyecekti. Bu yüzden konuyu değiştirmeye karar verdim. Biliyor musun Sherry, terapist hakkında bilgi edinmeyi istemek gayet doğaldır ama sana odaklanırsak benim daha çok faydam dokunur. İncinmiş gibiydi. İyi, öyle oynamak istiyorsanız öyle olsun. Beden dili birden baştan çıkarıcı genç kızdan incinmiş küçük kıza dönüştü. Çocukluğun hakkında neler hatırlıyorsun Sherry? Bakın, 33 yaşındayım. Boston Kolej'den mezunum. Evliyim ve kendimi berbat hissediyorum, tamam mı? Anlatacak başka bir şey yok, diye sıkkın bir tavırla karşılık verdi. Ailenle iyi geçinir miydin? Annenle mesela, dedim. Evet, her şey gayet iyiydi. Anne babanın kocanı çok sevdiğini söyledin değil mi? Bu onu gülümsetti. Herkes sever Eddie'yi. Çok çekici bir insandır. Keşke daha çok görebilseydim onu. O zaman sürekli böyle gergin olmazdım. Konuşmamızın ilerleyen dakikalarında rahatladı. Beni affetmişti sanki. Biraz daha evliliği ve kronik kaygısı hakkında konuştuk. Sonunda seansı haftada bir defa buluşmamızı önererek bitirdim. Bu sayede senin duygularını anlama ve her şeyi yoluna koyma fırsatını yakalamış oluruz. Nihayet biri beni anlamak istiyor. Teşekkürler Doktor Small, dedi gülümseyerek ve gitmek üzere ayağa kalktı. El sıkışmak için elimi tuttu. Ama öyle uzun süre bırakmadı ki sonunda elimi çekmek zorunda kaldım. Onun farkına varmamış gibi göründüğü, benim içinse rahatsızlık verici bir andı bu. Ertesi gün Lofton'la gözetmenlik toplantım vardı. Lofton'un ofisi hastaneden yokuş yukarı, kısa ve dik bir yolun sonundaki Beacon Hill binasının birinci katındaydı. Sırtımdaki çantayla oraya vardığımda nefes nefese kalmıştım. Klinikteki uzun mesailerim yüzünden dışarı çıkıp yürüyüş yapma motivasyonum yoktu. Özellikle de kışın. Biraz soluklandıktan sonra iç hattan Lofton'u aradım. "Kendinizi tanıtın," diye çok bilmiş bir ses küçük kutuyu çınlattı. "Ben Gary Small. Gözetmenlik toplantısı için Doktor Lofton'a geldim." Kapı açıldı. Bekleme odasına girdim. Burası holden dönüştürülmüş bir bekleme salonuydu. Tam eski Beacon Hill stilini yansıtıyordu. Lambri kaplamalı beyaz duvarlar,
ahşap döşemeli zemin, Stickley mobilyaları ve eski New York dergileri. Lofton beni muhtemelen saçını jölelediği için 10 dakika bekletti. Nihayet kapı açıldı. İçeri gir geri, dedi Lofton. Radyo anonsçusu gibi kalın sesiyle. Ahşap panelli ofisin duvarları çerçeveli diplomalar, ödüller ve dergi kapaklarıyla kaplıydı. Raflar tıp ve psikiyatri metinleriyle doluydu. Otur lütfen. Teşekkürler Doktor Lofton, dedim ve geçip oturdum. Lofton üstüne röpte şambır giymişti. Elinde de sönük bir pipo vardı. Hugh Hefner'ın kilolu, Freudian bir versiyonu gibiydi. Herman de bana lütfen, dedi. O anda aklıma Herman Hefner adı geldi ve bir kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. İstifimi bozmadan, peki efendim, demeyi başardım. Söyle bakalım, nasıl gidiyor Yavisingeri? Sırt çantamdan tomar tomar notlarımı çıkarıp başladım. Kendisi 33 yaşında, üniversite mezunu. Belmont'lu bir ev kadını. Ana şikayeti kronik kaygı. Denedim ama eskiye ait fazla bilgi vermedi bana. Kocasına aşık olduğunu söylüyor. Fakat sürekli içinde bir boşluk hissettiğinden yakınıyor. Özellikle de kocası iş seyahatine gittiğinde. Ki adam sık sık da gidiyor. Kocanın seyahat ettiğini söylediğimde Lofton'un yüzü aydınlandı. Demek kadını yalnız bırakıyor. Tekrar tekrar. Çocuk var mı? Kadın çocuk sahibi olamıyor. Görünüşe bakılırsa ikisi de evlat edinmek istemiyorlar. İlginç, dedi. Derin düşüncelere dalmış halde piposunu yakarken. Sherry'yi anlatmaya devam ederken Lofton'un vakayla giderek daha çok ilgilendiğini fark ettim. Bu sırada piponun dumanı odayı doldurdu. Öksürerek elimle dumanı dağıtmaya çalıştım. Lofton ise bunların farkına bile varmadı. Bu durumda karşımızda eğitimli, konuşkan, uzun süreli ilişki kabiliyeti olan genç bir kadın var. Ama kadın doğuramıyor ve muhtemelen kısırlığından öyle utanıyor ki hayatı bomboş, sıkıcı ve tatminsiz olduğu halde evlat edinmek istemiyor. Öne doğru eğildi. Psikoterapiyi öğrenmene yardımcı olmak bakımından mükemmel bir vaka. Kocanın sık seyahatleri merakımı uyandırdı benim. Adam uzaktayken kadının semptomları kötüleşiyor. Evet, ama adam neden bu kadar çok seyahat ediyor? Kadın kaygısıyla başa çıkmak için özel hayatında ne yapıyor? Hayatının erken evrelerinde bir travma yüzünden ayrılığa ve kaybetmeye karşı bir duyarlılığı olmalı. Çocukluğundan kaçınıyor olması da bu düşüncemi kanıtlıyor. Lofton'un düşüncesini nasıl kanıtladığını anlayamamıştım. Ama erken yaştaki ayrılıklar ve kaybetmeler konusunda takıntılı olduğunu biliyordum. Onun neredeyse her hastasının sorununa getirdiği psikodinamik açıklama psikolojik kayıptı. Erken çocukluk döneminde aileden birinin ölümü, travmatik bir boşanma ya da sevilen bir kediyi yitirme şeklinde olabilirdi bu kayıp. Onun teorisine göre bu tür çocukluk deneyimleri hastaları hayatlarının ilerleyen dönemlerinde ayrılıklara ve kaybetmeye karşı fazlasıyla kırılgan hale getiriyordu. Lofton, çocukluk kayıplarının kaygıdan depresyona, saplantıdan takıntıya, çoğu psikiyatrik semptomu açıkladığına inanıyordu. Sonunda beni Sherry'ye çocukluğu hakkında daha fazla konuşturmaya teşvik etti. Kadının geçmişini irdelemem ve onu haftada iki defa görmem gerektiğini söyledi. Seansların sayısını artırmak araştırmamızı yoğunlaştıracak, kadının daha çabuk açılmasını sağlayacaktı. Babasıyla ilişkisini öğren, dedi. Sherry küçükken babası da çok seyahat eder miymiş? Belki de ailesini terk etti ve kadın tıpkı şimdiki gibi kendisini yalnız bırakılmış hissetti. Lofton'a Sherry'nin baştan çıkarıcı davranışlarından söz ettiğimde ifadesi tamamen değişti. Ne şekilde flört ediyordu? Dedi. Aslında flört etmekten çok beden diliydi mesele. Kanepede kıpırdanışı, bana bakışı, seans sonunda elimi uzun uzun tutuşu, rahatsızlık verici düzeydeydi. Lofton sessizce gözlerini bana dikti. En sonunda devam et, dedi. Tepkisi tuhaftı, benimle hastasıymışım gibi konuşuyordu. Kız arkadaşınız var mı gibi özel bazı sorular sordu. Nasıl hissettin kendini o durumda? Garip hissettim. Sonuçta terapi seansındaydık, barda değil. Kişisel sorulara yanıt verdin mi? Hayır. Onun duygularını konuşmak üzere görüştüğümüzü söyledim. Benim özel hayatımı değil, dedim. Savunmaya geçmiş gibi görünmemeye çalışarak.
İyi etmişsin Geri. Peki ama kadının ayartıcı davranışlarını tetikleyecek bir şey yapmış olabilir misin? Kesinlikle hayır, Doktor Lofton. Tamamen profesyonel davrandım. Huzursuz olmanın eşiğine gelmiştim. Lofton, Sherry'nin davranışlarını görmediği halde baştan çıkaranın ben olduğumu ima ediyordu. Sonra saatine baktı. Zamanımız doldu dedi. İşte şimdi sahiden hastası gibi davranmıştı. Gitmek için ayağa kalktığım sırada, biliyorsun Geri, bu kadın gibi bir hasta terapistinde rahatsızlık uyandırabilir. Buna dikkat et ve kadının geçmişini araştırmaya devam et. Eminim nevrozun ardında yatan travmayı bulacaksın. Lofton'un teorisi biraz zorlama gibi görünse de önerilerini dinledim ve Sherry'yi haftada 2 defa görmeye başladım. Geçmişi araştırmaya çalıştım ama pek bir yere varamadım. Aynı zamanda baştan çıkarıcı davranış olarak gördüğüm şey de giderek arttı. Sherry, seanslara gelirken ağır makyaj yapmaya, kısa etek giymeye, yakasını açmaya başladı. Ayrıca kocasının şehir dışında olduğu zamanlarda giyiminin diğer zamanlara kıyasla daha kışkırtıcı olduğunu da fark ettim. Bu konuda onunla yüzleşme fikrini Lofton ile tartıştım ama Lofton durumu görmezden gelmemi, kadının geçmişindeki travmaya odaklanmamı söyledi. Doğrusu rahatladım çünkü seksi giyim döngüsünü dile getirdiğim takdirde Sherry'nin bunu olası baştan çıkarıcı önerilerinin bir reddi olarak algılamasından ve terapiyi bırakmasından korkuyordum. Geçmişin sırlarına vakıf olma yolundaki sonuçsuz çabalarımla geçen bir ayın ardından Sherry bana öfkelendi ve sonunda "Bakın, normal bir çocukluğum oldu benim, tamam mı?" dedi. İstismar falan yoktu. Annemle babam hiçbir yere gitmezdi. Okulda derslerim de iyiydi. Sorularınız rahatsız ediyor artık beni. Belli ki bu konuda konuşmasını istiyorsam farklı bir yaklaşım denemeliydi. Anlaşıldı Sherry. Rahatsızlık vermek istemem sana. Teşekkürler Doktor Small. Geri diyebilir miyim sana? Benim için sorun değil. Uzun bir sessizlikten sonra sordum. Seni rahatsız eden başka bir şey var mı? Gözlerini üstüme dikti. Aslında evet, bir şey itiraf etmek istiyorum. Buyur dedim. Eddie sık seyahat etmeye başladığından beri ben geceleri bir bara gidiyorum, dedi. İlk başlarda sadece bir arkadaşımla bir kadeh bir şey içmek için uğruyordum. Ama sonunda tek başıma gitmeye başladım. Durdu ve başını başka tarafa çevirdi. Çok fazla içtiğinden mi endişelisin, dedim. Hayır, konu o değil. Rahatlamak için bir iki kadeh şarap içiyorum sadece. Duraksadı. Sonra devam etti. Bir gece bir adamla tanıştım. Birlikte bol bol güldük, eğlendik. Bar kapanınca da onu evime götürdüm. Ne hissettin o durumda? Dedim. Ertesi sabah uyandığımda gitmişti. Kendimi kirlenmiş, iğrenç hissettim. Çarşafı da çöpe attım, dedi başını öne eğerek. Bara tekrar gittin mi? İlk başta hayır, uzak durdum. Ama birkaç hafta sonra gittim. Az önce anlattıklarım itirafımın bir kısmıydı. O şeyi bir defadan fazla yaptım. Yani kocan şehir dışındayken bir bara gidiyorsun ve ilişkiler yaşıyorsun, öyle mi? Dedim. Şaşkınlığımı sesime ve yüzüme yansıtmamaya çalışarak. İlişki denemez aslında. Bir gecelik birliktelikler. Her defasında da ertesi gün kendimi kirlenmiş hissediyorum ve kendimden nefret ediyorum. Yani ne de olsa Eddie'yi hala seviyorum. Kendinden nefret etmene neden oluyorsa ve sonradan kendini kirlenmiş hissediyorsan, sence neden bara gitmeye devam ediyorsun? Dedim. Sherry bir an için duraksadıktan sonra, kirlenme konusunu ilk başta pek düşünmüyordum aslında. Sadece kendimi sıkkın ve boşluğa düşmüş hissediyorum ve biriyle olmak istiyorum. Çok garip. Seks yaparken bu erkekler beni gerçekten seviyormuş gibi geliyor bana. Ama orgazma ulaştığım anda her şey değişiyor. O yabancı heriflerin yok olup gitmesini istiyorum. İrkildi. Eddie bir bilse ölür. Bu durum ne zamandır devam ediyor Sherry? Bilmem, 1 yıldır sanırım. Ama seni görmeye başladığımdan beri her şey çok farklı. Gary, sen beni gerçekten önemsediğini gösteren ilk erkeksin. Her zaman ne hissettiğimi bilmek istiyorsun. Gözlerinde o bakışı görüyorum. Ne hissettiğimi sorarken samimi olduğunu biliyorum. Yine kışkırtıcı tavrıyla gülümsedi. Onu önemseyen ilk erkek olduğumu söylemesi tuhaftı. Ya kocasıyla babası?
Her ne kadar Sherry'nin bu sırrı açacak kadar bana güvenmesinin bir ilerleme olduğunu düşünsem de endişelenmiştim. Davranışı tehlikeliydi ve evliliğini mahvetmekle kalmayıp onu fiziksel zarar görme durumuna getirebilirdi. Bu konuda öneri almaya ihtiyacım vardı. Hem de hemen. Bence bunu ikimiz de daha iyi anlamalıyız Sherry. Acaba cuma günü tekrar konuşana kadar bara gitmesen olur mu? Sherry'nin gülümsemesi seksiliğin bir karikatürü gibiydi. Senin için gereği her şeyi yaparım ben. O günün ilerleyen saatlerinde Lofton'un ofisine gittim. Lofton, Sherry ile seansımı öğrendiğinde cevher keşfetmiş gibi oldu. Piposunu tüttürerek odayı arşınlamaya, heyecanla konuşmaya başladı. Çocuklukta karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarını telafi edebilmek için cinselliğini dışa vuruyor. Çocukken cinsel istismar yaşamış olmalı. Bu yüzden sevilmediğini hissediyor ve sevgiyi bu yabancı erkeklerde arıyor. Lofton'a istismar olduğuna inanmadığımı söylemeye çalıştım ama bir kasırgayla konuşmaya çalışmak gibi bir şeydi bu. Odada dönüp duruyor, Sherry'nin bu alçaltıcı cinsel eylemlerinin tekrarlanmasının bir yetişkin tekrarlama zorlanımı olduğunu söylüyordu. Bana yönelik baştan çıkarıcı davranışı artık mükemmelliğe ulaşmıştı. Klasik bir aktarım geliştiriyordu. Neyse ki Lofton en azından kadının baştan çıkarıcı davranışı hakkında bana inanmıştı. Nihayet odayı arşınlamayı bıraktı ve nutuk moduna geçti. Aktarım, içgörü yönelimli psikoterapinin en önemli yönlerinden biridir, dedi. Bu, hastanın bir ebeveyne ya da otorite figürüne yönelik duygularını terapiste aktardığı anlamına geliyordu. Tarafsızlığını ve peşin hükümsüzlüğünü koruyabilen, terapi sırasında kendi sorunlarını ve duygusal tepkilerini bastıran terapistler, hastanın kendine göre bir terapist tepkisi yorumu getirmesine izin verirler. Terapist için ilişkinin gerçeğini vurgulama vakti geldiğinde, hasta kendi çarpıtmalarının farkına varacak ve geçmişin çarpıtmalarını hayatındaki diğer ilişkilere nasıl aktardığını görecekti. Terapistin yardımıyla hasta bu döngünün üstesinden gelecek, çarpıtmalarını bir perspektife oturtacak ve hayatına devam edecekti. Aktarım konusundaki nutku anlamıştım. Tıpkı duyduğum ilk üç seferde de anladığım gibi. Sherry'nin çocukluk dönemindeki kaybetme duyguları hakkındaki açıklamalar ise akla yatkındı. Sherry hala benden bir şeyler saklıyor olabilirdi. Cuma günü seanstan önce Sherry'nin kendine zarar verici bara gitme davranışına odaklanmaya ve onun buna son vermesine yardımcı olmaya karar vermiştim. Ancak Sherry hayat kadını kıyafetleriyle çıka gelince duraksadım. Dar mini eteğiyle güçlükle oturduktan sonra konuşmaya başladı. Çarşamba günü beni dinlediğin ve yaptığım şeye son vermeme yardımcı olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum Gary. Delilikti o ve artık senin beni gerçekten önemsediğini biliyorum. Bırakmana memnun oldum. Nasıl hissediyorsun kendini? Dedim. Bu sorunun cevabını biliyorsun. Bizim küçük sırrımız o. Aramızda gizli bir espri varmış gibi göz kırptı. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey söylemedi, gülümsemekle yetindi. Seninle artık sırları açtığımızı düşünüyorum Sherry. Psikoterapinin işe yaraması için bana aklında ne olduğunu anlatmaya çalışmalısın. Sonunda. Ama sen biliyorsun aklımda ne olduğunu, dedi. Gözlerimin içine her baktığında biliyorsun. Çantasına uzandı. İşte geçen seansımız için küçük bir teşekkür. Umarım sen de benim kadar keyif almışsındır. Bana bir hediye uzattı ve bir şey söylememe fırsat kalmadan ofisten fırlayıp gitti. Hediye çok şık paketlenmişti. Ne yapacağımı bilemediğim için paketi açtım. İçinde bir Rolex vardı. Hem de gerçeğinden. Koşarak koridora çıktım. Asansöre baktım ama Sherry çoktan gitmişti. Psikoterapinin temel ilkelerinden biri insanların duygularını kelimelere dökmelerini sağlamaktır. Eyleme değil. Sherry bu saatle çizgiyi aşmıştı. Terapide kesinlikle hediye kabul etmemek gibi genel bir kural vardır. Tavsiye almak için Lofton'u aradım. O da bana saati geri vermemi ve hastanın hediye verme dürtüsünün altında neyin yattığını araştırmamı söyledi. Ayrıca kadının mini eteğini ve dekoltesini de dert etmememi söyledi. Bunlar sadece onun aktarımının ifadeleriydi. Benimle hiçbir ilgisi yoktu. Kadının peşine düştüğü kişi aslında babasıydı. Sherry bir sonraki seansta ofise kırmızı bir kokteyl elbisesi
ve ona uygun ayakkabılarla geldi. Yeni evlenmiş, aşık bir insan gibi sevinçliydi. Yerine otururken Rolex'in sehpada durduğunu görünce ciddileşti. Saati ona doğru ittirdim. Sherry, terapide bazı kurallar vardır. Hediye kabul edilmez ve öfkeyle sözümü kesti. Saatimi geri mi veriyorsun? Öyle olsun. Saati alıp çantasının içine fırlattı. Bu ne cüret? Beni baştan çıkaran sensin. Neden bahsediyorsun sen? Ah, lütfen ama gözlerimin ta içine baktın ve benimle seks yaptın. O seksi bakışın yok mu? Tecavüzünden, delici bakışlarından hamile bile kalmış olabilirim. Bana hastalar konuşurken ilgi ve anlayışı belli etmek için göz teması kurmam ve hastanın konuşmasını bölmeden dinlemem öğretilmişti. Fakat şu an şaşkınlıktan dilimi yutmuştum. Sherry göz temasımı cinsel bir saldırı olarak deneyimlemişti. Nevrotik bir ev kadınından çok daha öteydi. Delice konuşuyordu. İnsanın gözlerinin içine bakarak onunla seks yapmaktan söz etmesi bana onun nevrotik sıkıntılarını dile getiren kaygılı bir kadından çok gerçeklikle ilişkisini yitirmiş psikotik biri olduğunu düşündürdü. Biraz yavaşlayalım Sherry, dedim kekeleyerek. Sherry ayağa kalktı. Sehpaya doğru ilerledi. Gözlerimin içine bakmadan önce düşünecektin onu. Ne yapacağımı şaşırarak ben de ayağa kalktım. O sehpanın etrafını dolaşırken benim kalbim gümbür gümbür atmaya başlamıştı. Kapıya doğru gerilemeye başladım. Yakalayacak mıydı beni? Sarılacak mıydı? Deli gibi davranıyordu. Seansın kontrolünü tamamen yitirmiştim. Onun yerine Sherry, konuşalım bu konuyu. Seansı normale döndürme girişimim Sherry'nin durumunu daha da kötüleştirdi. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ne cüretle hediyemi geri çevirirsin? Yüreğimden kopmuştu o. Seni incitmek istemedim Sherry. Sadece terapide bazı kurallar... Terapi ha? Diye haykırdı. Aniden öne atılarak yüzüme sert bir tokat yapıştırdı. Tam yeniden tokat atacağı sırada bileğini yakaladım. Ve bu kadar yeter. Bu görüşme bitmiştir dedim. Hızla ofisten çıkarak koridorda yürümeye başladım. Klinik sekreteri neyse ki masasındaydı. Ondan Sherry'i kontrol etmesini ve klinikten çıkana kadar ona eşlik etmesini istedim. Saklanmak için başka bir odaya girdikten sonra Sherry'nin öfkeli adımlarla koridorda yürüdüğünü duydum. Sarsılmıştım. Acaba bu acemi psikiyatristlerin hayatında bir geçiş töreni miydi? Yoksa ben devasa bir taktik hatası mı yapmıştım? Pek çok tehdide rağmen o güne dek hiçbir hastadan dayak yememiştim. Bir önceki ay devlet hastanesine sevk ettiğim kronik şizofreni hastasının bana "Bunu sana ödeteceğim Small, asla unutmam ben." deyişini hatırladım. Fakat nedense o bu kadar tehditkar görünmemişti gözüme. Sherry'nin yaptığını önceden tahmin edememiştim. Kadının beni kendi ofisimden kovalamasına izin vermiştim. Şimdi onunla tedaviye devam edebilecek miydim? Beni yine tokatlamaya kalkar mıydı? Birine danışmaya ihtiyacım vardı. Ama artık Lofton'un yardımını alabileceğimi düşünmüyordum. Aslında kızgındım ona. Tavsiyesini dinlemek beni bu durumlara düşürmüştü. Mass General'da zorlu hastalardan ve durumlardan anlayan pek çok yetenekli terapi gözetmeni vardı. Ertesi gün sınırda ve psikotik hastalar konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli bir analist ve psikodinamik terapist olan Joe Sandler'den randevu aldım. Birkaç seminerine katılmış, tarzını beğenmiştim. Dik kafalı, İrlandalı bir barman ile şefkatli Yahudi anne karışımı bir şeydi. Sandler, suratıma tokadı yediğimden beri bana aşina görünen şeye katıldı. Sherry, Lofton'un da benim de sandığımdan çok daha hastaydı. İrdeleyici psikoterapinin yarattığı gerginlikle baş edemeyen, sınırda psikotik dediğimiz bir hastaydı. Sınırda hastalar, psikolojik durumları normal kaygı ile psikoz arasındaki çizgiyi oluşturan hastalardır. Stres altındayken gerçekliği çarpıtma eğilimi gösterirler. Sanrılar, halüsinasyonlar görürler. Sherry'nin geçmişini didiklemem ve şahsi sorularına yanıt vermeyişim onu gözlerinin içine bakarak onunla seks yapıyormuşum sanrısına itmişti. Oysa onun irdelemeye değil, desteğe ve ilgiye ihtiyacı vardı. Sandler, Sherry'nin tıbbi geçmişini daha yakından incelememi önerdi. Eski hastane kayıtlarına baktığımda laboratuvar testlerinin normal olduğunu
ama hiç tomografisinin çekilmediğini gördüm. Küçük bir ihtimal de olsa Sherry'nin psikozuna ya da erotomanisine katkıda bulunan bir beyin tümörü veya nörolojik bir tür problem olabilirdi. Sherry'nin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum. Benimle terapiye devam etmemesi ihtimaline karşılık onu sevk edebileceğim isimleri araştırdım. Onunla çalışma konusundaki endişeme rağmen aldığım yeni önerilerle cesaretlenmiştim ve yeniden denemek istiyordum. Bir hafta sonra Sherry'yi aradım. Onu geri dönmeye ve olanları konuşmaya teşvik ettim. İlk başta iğneleyiciydi ama dinlemeye de gönüllüydü. Ona gerçekten yardım etmek istediğimi ve bu noktada farklı bir yaklaşımın anlamlı olabileceğini söyledim. Ama kurallara uyması gerekiyordu. Tokat atmak ya da hediye vermek yoktu. Geçmişini o kadar incelememiz gerekmeyeceğini, onu terapiye iten asıl duygularla, boşluk ve yalnızlık duygusuyla baş etmenin yollarını arayacağımızı anlattım. Ayrıca işi biraz ağırdan alabilir, haftada sadece bir defa buluşabilirdik. Sinirlerinin yatışmasına yardımcı olacak, ilaç tedavisine başlayabilmek için de tıp doktorunun ek bazı testler yapmasını istedim. Sonunda onu gözlerinin içine bakmayacağım konusunda temin ettim ve amacımın rahatsızlık vermek olmadığını tekrarladım. Sanırım Sherry, psikoterapisti olarak yeniden şoför koltuğuna geçtiğimi sezdi ve geri dönmeyi kabul etti. O haftalık terapilere döndü. Ben de düşük dozlu antipsikotik ilaç tedavisine başladım. Bu tedavi onun erotize aktarım sanrısını hemen yatıştırdı ve Sherry gardırobunun tonunu da yumuşattı. ''Neden öyle yaptım hiç bilmiyorum Dr. Small'' dedi. ''Eddie çok seyahat ediyor diye çok strese girmiştim. Siz de söylediklerime ilgi gösteriyor gibiydiniz.'' ''Kendini daha iyi hissetmene çok memnun oldum Sherry. O bara giderek ne kadar aptallık ettiğime inanamıyorum.'' Eve baltalı katil falan getirebilirdim. Sanırım ilaçlar kaygınla baş etmede sana yardımcı olmaya başladı, dedim. Bu arada Sherry'nin tıbbi değerlendirme sonuçları geldi. EEG'sinde şakak lobu epilepsisine, yani şakakların altındaki bir beyin tümörünün neden olduğu, kişilik değişimlerine ve hiperseksüaliteye yol açabilen rahatsızlığa dair herhangi bir bulgu yoktu. Sherry'de hiperseksüalite belirtileri vardı. Ama yapılan tarama, belirtiler için nörolojik bir açıklama olasılığını ortadan kaldırıyordu. Mevcut semptomların ve Sherry'nin Lofton tarafından önerilen içgörü yönelimli psikoterapiye verdiği olumsuz tepkinin en iyi açıklaması, nihayetinde sınırda kişilik bozukluğu tanısı oldu. Sherry, destekleyici psikoterapi ve ilaçlı tedavi takibi için beni haftada bir görmeye devam etti. Genel olarak artık daha az kaygılıydı ve gerçekliğe daha hakim gibiydi. Kocası uzun bir iş seyahatine gittiği zaman antiseptikotik ilacın dozunu artırıyordum. Böylece Sherry eski bar ziyaretlerine dönüş yapmıyordu. Tabii bildiğim kadarıyla. Aslında öyle iyi bir gelişme kaydetmişti ki biraz geçmişini irdelemeye bile başlamıştım. Anne babasının Sherry 12 yaşındayken ayrıldığını öğrendim. Lofton, erken yaş travması olduğu konusunda kısmen haklıydı. Ne var ki, Sherry bir sonraki seansa mini etek ve topuklu ayakkabıyla gelince hemen geçmişi irdelemeyi bıraktım ve ona hali hazırdaki kaygı ve korkularıyla baş etmede yardımcı olmaya odaklandım. Benimle bir yıl daha süren terapinin ardından Sherry, banliyöde kendisine daha yakın birine gitmeye karar verdi. Onun gidişini görmek beni bir yandan üzdü. Çünkü terapi nihayet artık iyi gidiyordu ve hayatı nispeten istikrara kavuşmuştu. Ama bir yandan da rahatlamıştım. O tokadı hiçbir zaman unutmadım ve atacağım küçücük bir yanlış adımın onu gerçeklikten psikotik sarnıya sürükleyebileceğinden daima korktum. Şimdi anlıyorum ki Sherry ile çalışma konusunda beni en çok rahatsız eden şey ilk teşhisimin doğruluktan o kadar uzak olması, gözetmenimin de duruma hakim olmamasıydı. Haftalar boyu küçücük bir odada tanıdığımı sandığım biriyle oturmuştum ve o insan sonunda bambaşka biri çıkmıştı. Davranışları kestirilemeyen, ciddi anlamda rahatsız ve potansiyel olarak tehlikeli bir kadın. Genel olarak bana yanlış geldiği halde Lofton'un önerileri ve talimatlarını yerine getirmiştim. Seksi bakış olayı bana terapist olarak kendi sezgilerime güvenme konusunda çok şey öğretti.
Loch Ness canavarı sonunda kısmen haklı çıktı. Ama gözetmen olarak onu bıraktıktan sonra anladım ki kimse kusursuz değildi. Ünlüleri ve politikacıları tedavi eden bilmiş profesörler bile. Sherry'nin suratıma attığı tokat canımı yakmıştı ama gözümdeki perdeyi de kaldırmıştı. Ve ben ilk defa kendimi gerçek bir psikiyatrist gibi hissetmeye başlamıştım.